طبعا الشيخ البغدادي كان يعلم يقينا بأننا سنخسر التمكين. نعم، هذا هو عبد الله قرداش، أو اللي هو أمير محمد سعيد عبد الرحمن. كان متغير كثير بالصورة الأخيرة، كان عنده كث اللحية. طبعا عبد الله قرداش هو كان حتى قبل مقتل أبو بكر البغدادي كان هو يدير أغلب أمور الخلافة. Muhallebiye kasabası Musul'dan 35 kilometre uzakta. IŞİD'in yeni liderinin doğduğu yer. Irak'ın terörle mücadele birimi ile birlikte IŞİD'in Hacı Abdullah olarak adlandırdığı kişiyi arıyoruz. 1000başı Ahmet, IŞİD'in yeni halife dediği kişinin izini bulmakla görevli. Bu çok riskli bir iş. Güvenliği için kimliğini gizli tutmamızı istedi. IŞİD'e casus yerleştirmesiyle ünlü Tugay'ı aşırılık yanlılarına karşı mücadelede kilit rol oynuyor. Tabii Emir Muhammed Sa'id Selbi Mola, هو من مواليد محافظة نينوى ناحية المحلبية بالتحديد. أبوه كان مؤذن في أحد الجوامع. أبوه متزوج من زوجتين. Hacı Abdullah 1976'da bu küçük kasabada, Muhallebiye'de doğdu. Ailesi genişti, 17 kardeştiler. Buradaki insanlar onları hala hatırlıyor. Eğitimlilerdi ve saygı görüyorlardı. Abdullah'ın bu aile yaşamına rağmen yerel gruplar tarafından radikalleştirildiği düşünülüyordu. Cezire, هذه الجزيرة أمامكم. منطقة الجزيرة اللي هي جزيرة المحلبية وتل عبطة والحضر هذه منطقة شاسعة جدا يعني نشأت هنا القاعدة يعني من الألفين بعد سقوط النظام من 2003 وصاعدا نشأت هنا وحقيقة لاقوا تأييد في المنطقة. Gerçek şu ki IŞİD'in askeri ve güvenlik alanlarındaki liderlerinin çoğu bu bölgelerden. Özellikle de yakınlardaki Tel Afer'den geliyor. 2003'te ABD önderliğindeki güçler Irak'ı işgal ettiğinde Hacı Abdullah çoktan küçük çaplı cihatçı gruplarla ilişkideydi. Ancak pek çok kişi gibi o da çok daha büyük bir örgüt olan El-Kaide'ye katılmak için onlardan ayrıldı. Irak şiddet sarmalına sürüklenirken Abdullah'ın dini eğitimi ve aşırılık yanlısı gruplarla uzun süredir birlikte olması kısa sürede örgütte yükselmesini sağladı. Bu fotoğraf onun hükümetin elinde olan tek resmiydi. 2008'de tutuklanana kadar Amerikalılar onu Buka kampında tuttu. Abdullah aylarca Amerikan güçlerince sorgulandı. ABD onun onlarca IŞİD üyesi hakkında bilgi verdiğini açıkladı. Bu bilgiyi bağımsız kaynaklardan doğrulatamadık. 2010 yılının başında Abdullah serbest bırakıldı. Hızla IŞİD'in lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'ye katıldı. عمل أيضا شرعيا في محافظة نينوى وتدرج وأصبح مقربا من الخليفة أبو بكر البغدادي. Mayıs 2012'de Abdullah yeni bir kimlik kartı aldı. Görünüşü biraz değişmişti. Bu onun hükümetin çekeceği son fotoğraflarından biri olacaktı. Amerikan güçlerinin büyük kısmı Irak'tan çekildi. Bu IŞİD'e yeniden yapılanması için süre verdi. Hükümet halk desteğini yitirirken örgüt üye sayısını artırmaya başladı. Bu genişlemeye tanık olan biri de bu kişiydi. IŞİD'de güvenlikten sorumlu bir üst düzey yetkili. O şimdi Irak istihbaratı tarafından hapiste tutuluyor. Değerli bir muhbire dönüştü. Naam, هذا هو عبد الله قرداش أو اللي هو أمير محمد سعيد عبد الرحمن. IŞİD onun tutuklandığını bilmediği için kimliğini gizli tuttuk. Muhbir Hacı Abdullah'la birkaç kez bir araya geldiğini söyledi. İcuz ikun müçeddet bazı l-umur. Bes umuman huve meysik bireyi ahad illa l-eşkhas l-qaribin minne. Eli lahatte enne huve ma'andehel gez thakafe amme.
أو ما عنده قدرة على الخطابة مثل البغدادي. البغدادي بأحد الأيام ألقى خطاب عام بدون تحضير أو أي أوراق بإيده. ما أعتقد حجة عبد الله يقدر يسوي شيء. IŞİD hedeflerini arttırırken Hacı Abdullah örgütün Adalet Bakanı rolünü üstlendi. Görevi infazları ve dehşet verici cezaları denetlemekti. IŞİD 2014'te Sincar bölgesine girdiğinde Abdullah'ın zulmünü ve artan etkisini gördük. Azınlık sayılan binlerce Ezidi'yi öldürdüler. Ancak Ezidi kadınlara ne yapılacağı sorusu IŞİD'i böldü. Bazıları şeriat yorumlarından hareketle kadınları köleleştirmek istedi. IŞİD'deki anlaşmazlığa şahit olanlardan biri Salim el-Cuburi. O zaman IŞİD'in lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin arkadaşıydı. طبعاً السبب كان رأي الشيخ أبو علي الأنباري عدم سبي اليزيدية لأننا يعني حديثين أحد وأن مفاسدها أكثر من مصالحها لكن الشيخ عبد الله قرداش إلا تسبب يزيدية. لأي سبب كيف بررها؟ قال ما دام هي مسألة شرعية أنا ما أطبق هذه السنة أحييها. هناك لجنة بالعراق ولجنة بالشام. العراقيين رفضوا سبي اليزيديات لكونهم عراقيات والخوفهم على نسائهم وأطفالهم، وأيضا ما قبلوا العراقيين سبي المسيحيين. فهنا كان صوت أهل الشام أقرب للخليفة، لأن وقت الخليفة كان اتخذ من الرقة مكانا له هناك، فصارت مراضات أنهم يسبون اليزيدية ويتركون المسيحيين. İnsan hakları örgütleri 7000 kadın ve genç kız çocuğunun IŞİD tarafından alıkonularak köleleştirildiğini söylüyor. Birleşmiş Milletler IŞİD'in işlediği suçları soykırım olarak nitelendiriyor. IŞİD vahşetini Erbil ve Bağdat gibi büyük şehirlere yayma tehdidinde bulunurken uluslararası toplum harekete geçmeye başladı. Bombalamalar sırasında birçok üst düzey IŞİD lideri öldürüldü. Hacı Abdullah örgütte yükseldi. Min qatal Abu Mu'taz صار هو الشخص الثاني تقريبا، ومن قتل أبو علاء اللي كان أفضل من عنده لم يبقى له أحد سوى عبد الله قرداش اللي اسمه أمير. Abdullah'a yönelik çok sayıda suikast girişiminden sadece biri az daha amacına ulaşmıştı. كان راجلا وتم استهدافه من قبل طائرة مسيرة على ما أعتقد أمريكية وأصيب وبترت ساقه ورقد في المستشفى حوالي 4 أشهر أو أكثر إلى أن شفي. 2017'ye gelindiğinde Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'un kaybı IŞİD için sonun başlangıcı oldu. Hava saldırıları tehdidinin sürekliliği örgütü zayıflatıyordu. طبعاً شيخ البغدادي كان يعلم يقيناً بأننا سنخسر التمكين. بدأ التجهيز الشيخ البغدادي بأمر للأمن والوزير حرب الدولة لإعادة الدولة إلى ما قبل التمكين حالة انتقالية. Ekim 2017'de el-Bağdadi ve Hacı Abdullah Suriye'nin Ebu Kemal kentine geçti. Burada bir hava saldırısında neredeyse ölüyorlardı. جاءت الطائرات قصفت في البكمال بشيء جنوني. بهذا القصف أيضا إصابات بسيطة بعد مقتل مرافق الشيخ عبد الله قرداش لكن إصابات بسيطة يعني فقط الشظايا أصيبت الشيخ عبد الله قرداش فنقل إلى بالبوكمال نقل إلى المشفى ثم نقل إلى أدلب. لما شفته بالبوكمال كانت مقطوعة رجله؟ نعم لكن يرتدي يعني قدم اصطناعية. Liderliği sürekli tehdit altında olan IŞİD, nihayet Suriye'nin küçük kenti Baguz'a kadar çekildi. Burada 2019'da IŞİD halifeliği sona erdi. Binlerce savaşçı ve aileleri teslim oldu. El-Bağdadi birkaç ay sonra İdlib'deki gizli ikametgahında çekilen bir videoda göründü. Videodaki diğer 3 kişiden birinin Hacı Abdullah olduğu düşünülüyor. IŞİD videodakilerin yüzlerini bulanıklaştırmıştı. Hacı Abdullah bu süre zarfında bir sonraki lider olmaya hazırlanıyordu.
Sonra 26 Ekim 2019'da kaçınılmaz görünen son geldi. Ebu Bekir el-Bağdadi, Amerikan güçlerinin baskınında öldürüldü ve Hacı Abdullah lider olma şansını yakaladı. Abdullah 2012'de kaybolmadan önceki son fotoğrafında böyle görünüyordu. Irak istihbaratı onun şu anda Suriye'nin kuzeyinde, muhtemelen Kürt güçleri tarafından kontrol edilen bölgelerde saklandığını söylüyor. Hacı Abdullah bir grup Iraklı liderle birlikte Irak ve Suriye'deki Sünni nüfusun hissettiği adaletsizlik duygusundan yararlanarak örgütü yeniden inşa etmek için çalışıyor. Bu yıllar alabilecek bir süreç.